İsim Tanfer Sobay. Biz yıllardır bu yerin ecimisini yatırmak şartıyla kullanıcısıyız. Burası zeytinlik. Buralar boş arazi olarak gösterilip TOKİ'ye devredilmiş. TOKİ burayı ihaleye çıkardı. Bize hiçbir hak tanımadan. Bundan sonra 5 trilyon 300'den 6746 metre burası. Buranın zeytinliğini yok sayıyorlar. Böyle bir şey yok. Biz burayı yıllardır kullanıyoruz. 30 yıl anlalı burası. 30 yıldan beri kullanılıyor burası. Annem kendisi. 30 yıldır kullanıyor musunuz? 30 yıldan beri kullanıyoruz biz burayı. 30 yıldan beri ecirmişini yapıyoruz. Çarşamba, perşembe 14 tane bizim gibi yer satıldı burada. Hepsi de zeytinlik. Bu satış nerede yapıldı? İstanbul'da. İstanbul'da yapıldı. Evet. Muğla'da da yapılmadı. İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Burada kaç yıllık zeytin ağaçları var bu tarlalarda? Bizim tarla 25 yıllık en azından. 20-30 yıldan aşağı zeytin olan yok. 30 yıl diyor Halil abi. Buradaki araziler bu fiyat ediyor mu? Ediyormuş demek ki, biz bilmiyorduk böyle ettiğini. Bu parayı verebilecek hiçbir vatandaş yok yani. Hani teminat için ne kadar istedim? %25 teminatım var. Gerisi 60 ay vade. %25 teminatını yatıracak hiçbir vatandaş yok burada. Bir trilyon küsur para yatıracaksın. Ondan sonra gireceksin ihaleye. Diğer büyük şirketlerle çarpışacaksın ki. O kadar zaten vatandaşın durumu yok. Bu yerlerin çoğunu zaten siz tarımda kullanıyorsunuz zaten, evet, değil evet, mi? Tarım olarak. Zeytinlik olarak. İcirimisilerimiz hepsi kayıtta var yani. Yiyeceğimiz yağ bundan oluyor. Sofrada yiyeceğimiz zeytin bundan oluyor hepsi. Zeytinlik olmasına rağmen boş arazi olarak gösteriliyor, satışa çıkıyor. 2000 başvuru, TOKİ'ye başvuru var diyorlar. Ortada kayıt yok. Davalar devam ederken yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışıyoruz biz. Arsalar satışa gidiyor. Ondan sonra kullanılan kişilerin mağdur edildiği, önce bana hak tanısın, biz burayı arsa olarak istemiyoruz. Bize tarla olarak versin, biz burada gene tarlamızı sürdürelim. Biz büyüklerimizden bunu istiyoruz. Ondan sonra fahiş fiyatlar var. Biz başka zeytin alanında falan 2 beden yer aldık. 10 liraya verildi yer. Peşin ödeyenler 6 liraya, 7 liraya aldı. Bize bu şekilde imkan tanısın, içindekine imkan tanısın. Dışarıdan bir insanı getirmesin buraya. Hani milletle birbirini karşı karşıya düşürmeye gerek yok. Çünkü biz buralara emek vermişiz. Yıllardır uğraşmışız. Bu yani. TOKİ burada bir rant peşinde gibi gözüküyor. Biz rant peşinde değiliz. Bizim arazimizi versin. Biz tarımımızı yapalım. Biz başka bir şey istemiyoruz. Burası 1180 dönüm. 1180 dönüm isten. Bunun içerisinde varsa böyle tarımda kullanılan yer 180 dönüm. Kalanını TOKİ ne yaparsa yapsın. Bizi bununla bir yere karşı değiliz. Yok. Hükmüm uzanınca ben. Hı-hı. Bundan 7-8 ay evvel belediye başkanından toplantı yaptık. TOKİ başkanına bizzat toplantı salonunda aradı. TOKİ başkanı buraya dönümüne 300 bin lira olarak istediklerini söyledi. Başkana da biz söyledik, köylüler burada 13-15 tane arkadaş uzman toplantıda vardı. 80 ila 100 milyon arasında dönümüne fiyatını o şekilde ödeyebileceğini söyledi. Başkan da TOKİ başkanı, başkanımızı Ankara'ya geldiğinizde konuşuruz dedi. Bu iş öyle kapatıldı. Hı hı. Ondan sonra arayan soran olmadı. Şu anda yerin dönümü 1 trilyon kusurdan ihaleye çıktı. Dün bu yerler komple satılmış. Bir sürü mağdur arkadaş var. Hı hı. Yani benim yerim de hazine yerinde ama bugün bu arkadaşların başına geldi. Yarın benim başıma gelecek. Aynen. 1-1,5 ay evvel TOKİ'nin bir adamı boş arazileri kamera kaydından çekiyordun. Dönüşte sordum. O zaman çektiği yerler boş muydu gerçekten? Boş. Şu anda da boş. Gösterebilirim. Boş alanları. Boş alanları kamera kaydına aldı gitti. Dönüşte sordum. Hayırdır dedim, ne yapıyorsun? Satışı için dedi, görüntü alıyorum. Boş arazilerin kamera kaydını aldı, çıktı gitti. Daha sonra da bu içerisinde dolu bahçeleri satışa sundular. Bu yeri İcilmisil yani bu. Yerin kirası. Bu satılan yerlerin. Evet. Şu anda TOKİ'ye verilen yer. Evet. Hepimizin elinde var bu efendim. Zamanında bunları yer ağaçlık diye ağaç kirası alıyor bunları bizden. Şimdi yeri boş gösteriyorlar. TOKİ'ye devretmek için. Zeytinlik yasası var çünkü. Zeytinlik olarak gösterse veremeyecek. Dün yerler satılınca biz hani acilen ne yapabiliriz? Bunu yapabildik yani. Başka